Selamlar bugün pazar 2021'in son hafta sonu ve ben 2021'in e, favorileri Evet en sevdiğim kitaplar videosuyla geldim e, Bu arada aretyaın kitabı kanalından Hasretmen Areas okuyor ismiyle de Instagram'dayım şimdi size 2021'in e, de yani 75 76 tane kitap okudum hala da bir tanesini okumaya devam ediyorum o, o da şimdiden favorilerime girdi onu da göstereceğim ee, çok sevdiğim kitaplar okudum hiç sevmediğim kitaplar okudum birazcık sevdim ve yarım bıraktım kitaplar diye ayrılıyor bu kategori şimdi size onlardan bahsedeceğim ama bu 2021'in enleri yani en sevdiğim kitaplar favori bulduğum kitaplar belki siz de listenize eklemek istersiniz diye e, sizlerle paylaşmak istedim şimdi başlayalım mı Evet ilk önce şu kısa klasiklerden başlayalım en sevdiğim kitaplardan bir tanesi e, Katip Bartleby Katip Bartleby çok ince alt metinleri olan bir kitap. Şöyle incecik bir kitap bir klasik olmasına rağmen bu can yayınlarından çıkan kısa klasiklerden bir tanesi. Katip Bartleby 2021'in favorilerinden bir tanesi oldu benim için. Bir tane katibimiz var Bartleby çalıştığı iş yeri sonra onun kurallarına göre dönmeye başlıyor falan. Değişik bir adam kendileri. Katip Bartleby beni çok etkileyen kitaplardan biri oldu. 2021'in favorilerinden iki. Sonra e, bana hayat sorgulatan insan neyle yaşar? E, Lev Tolstoy'un yine kısa klasiklerden biri Can yayınları. İyi ki okudum, iyi ki dediğim kitaplardan biri. Okumadıysanız ne duruyorsunuz ya? İnsan neyle yaşar öğrenmek istemiyor musunuz? Günümüzde bu para diye evrilebilir ama değil. Çok çok güzel bir şeydi, kitaptı. Kesinlikle tavsiye ederim. Benim 2021 favorilerimden biri. Ve uzun zamandır kitaplığımda beklettiğim şu Tuğla'yı ben 2021 yılında okudum. Rüya Dağıtan Çocuk. Fantastik zannettiğim bir kitaptı ve öyle başladım ama kesinlikle fantastik değil. E ee, çok güzel bir konusu var. Konusu e, İtalya'da İtalya'dan Amerika'ya göç etmiş de, e, küçük yaşlarda hamile kalmış bir kadının Amerika'daki Amerika'da çocuğuyla birlikte hayatı tutunma mücadelesi. Sonra o çocuk büyüyor vesaire. Biz onun onların hayatını okuyoruz. Çok güzel bir, bir kitaptı. Ee, bunun ikinci kitabı da var. İkinci kitabını da alıp okuyacağım muhakkak. Ee, ama 2021 favorilerimden biri de Rüya Dağıtan çocuktu. Ayfer Tunç Aşkımız Sorgulanamaz diyorum ve Ayfer Tunç 2021 yılında çıkan can yayınlarından çıkan bir kitabı Osman. Bakayım 2021'in ilk aylarıydı sanırım. Yazmıyor. Yazıyor mu? Dur bakayım. Hmm. Eylül 2020'de baskı yapmış. Ben 2021'de okudum. Yani çıkar çıkmaz okudum bu kitabı. Yani çıkar çıkmaz okumamışım da işte. Ee, Osman Ayfer Tunç'tan okudum. Ee, Yeşil Peri Gecesi, Kapak Kızı ve e, Osman Kitabı. Bunlar birbirinin devamı teliğinde kitaplar ama ayrı ayrı da okunabiliyor. Ee, ama konu itibariyle ilintili. Yani burada mesela Yeşil Peri Gecesi'ndeki Şebnem'in kocası Osman'dan Osman'ın hayatından bahsediyor. Yeşil Peri Gecesi de beni çok etkilemişti. Ayfer Tunç'un kalemi başlı başına beni çok çok etkiliyor. O yüzden e, Ayfer Tunç tanışmadıysanız muhakkak tanışmanızı tavsiye ederim Ayfer Tunç modern Türk edebiyatında bence çok çok önemli bir yazar okuduğum bir diğer kitap da buydu yani 2021'in favorilerinden bir tanesi de bu Osman çok güzel kurgulanmış çok güzel bir dille yazılmış Osman'ı merak ediyorsunuz Osman ne yapmış böyle niye böyle şeyler yapmış kendine diyorsunuz o yüzden tavsiyelerimden biri yani 2021 favorilerimden biri de Osman'da Japon edebiyatının efsane ismi Murakami ee, 1Q84 romanı. Hatta bir tane daha Murakami favorilerimden biri var. 1Q84'ün bu birinci cildi. Ee, birinci kitabı ancak bunu okuyabildim. Yani şöyle nefes almadan okumak zor biraz Murakami'yi öyle söyleyeyim. 2 ve ee, 3'ü de inşallah 2022 yıl içerisinde okuyacağım. Ee, konuya hiç girmek istemiyorum. Çok da güzel bir kitaptı ama... Alın okuyun diyorum. 1Q84'ü. çok özel bir kitaptı. Ve bir diğer kitabım Kirpin'in Zerafeti. New York'tan Bestseller diyor. Muriel Barberry. Bar yani Kirpin'in Zerafeti o kadar güzel bir kitaptı ki e, aylarca etkisinden kurtulamadığımı söyleyebilirim. Şöyle ki bir tane e, kapıcımız var. Bir kadın kendi kendine hayatta kalmaya çalışan bir kadın ama kadın o kadar bilgili ki e, inanamıyorsunuz. Yani onun o donanımına, o birikimine, onun e, o hayat mücadelesine, yaşadıklarına, tek başına oluşuna, yani kitabın e, kurgusu çok iyiydi. Kurgusundan ziyade size verdiği, ilettiği mesajlar benim 2020 favorilerimden biri olmasına neden oldu, e, sağladı daha doğrusu neden oldu demeyelim. E, Kirpinin zerafetiyle muhakkak tanışmalısınız. Çok çok güzel bir kitaptı Kirpinin kirpin zerafeti de. Hızlı hızlı mı geçiyorum? 5 dakika olmuş. Ve bunu yakın zamanda okumuştum. Bunu biliyorsunuz ayrıca düştü içinden. Şöyle göstereyim. Atmaca. Hik Hikmet Hükümenoğlu'nun e den okuduğum ikinci kitap. Bir tanesi şu an hatırlamıyorum adı ismini ama e, atmaca son çıkarttığı kitap Hikmet Kümenoğlu'nun kalemini çok sevdiğimi, çok beğendiğimi sö söyleyebilirim. Ömer'in hikayesi, e, Ömer'i anlatıyor. Ömer de galiba, değil mi? Evet. Evet. Ömer'in 96 yılında lisede başlayan hikayesini biz 2000'li yıllara, 2019'a kadar çünkü e, lisedeki arkadaşlarıyla 2019'a dair bir randevu veriyor. Atmaca o neden olduğunu da, neden isminin Atmaca olduğunu da tabii ki kitabın içi içeriğinde okuyoruz. Ee, böyle hayatın içinden, Türkiye'nin içinden bir karakterin e, 90'lı yıllardan 2000'li yıllara evrilişi hem karakter anlamında hem yaşadığımız toplum anlamında böyle bir e, yolu anlatması. Zaten ben hani 90'lar çocuğuyum. O dönemde e, yani ben de evet 90, 2000'de yaşım meydana çıktı. Lisedeydim. Eee yani o o dönemi anlatıyor olması benim de yaşadığım dönem hepimizin içinden geçtiği bir dönem olması itibariyle e, beni çok kendisine çekti. Zaten kesinlikle tartışması Hikmet Hükümenoğlu'nun kalemi çok etkileyici. Çok iyi. Çok akıcı ve çok vurucu. Öyle söyleyeyim. İkisi bir arada yapmak çok zordur ama e, Hikmet Bey çok iyi becermiş onu. Yine Can Yayınları Çağdaş Edebiyattan çıkan bir eser. E, Hikmet Hükümen, Hükümenoğlu'nun e, ee, Kalem ile muhakkak tanışmanızı tavsiye ediyorum. 2021 favorilerimden bir tanesi de Atmaca'ydı. Ve 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 ve. Ya ben bu kitabını çıkarttım. Yeşil'in Kızı en serisi kesinlikle favorilerimden. Ee, hatta o kadar favorilerimden ki bakayım şurada okumadığım 3 kitabı daha var. Ya bu 5. kitabını okumuş en son ama seri olarak tavsiye ediyorum. Ee, böyle nasıl diyeyim size okurken sanki böyle bir hayal aleminde geziyormuşsunuz gibi hissettiriyor size. İçin, insanı için ısıtıyor, kıpır kıpır ediyor. E, e, enin nasıl diyeyim e, enin böyle içindeki duyguların e, çocuksu oluşu, samimiyeti o size çok geçiyor. O yüzden Yeşil'in En serisini genel olarak tavsiye ediyorum. Ben de 2022'de son kitabını okuyacağım. Evet hızla devam edersek bu da bu ay okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Seray Şahiner'in Ülke Ülker Abla kitabı. Seray Şahiner ne yazsa okurum e, ne çıkarsa alırım dediğim yazarlardan bir tanesi Seray Şahiner. E, Antabusla tanıyabilirsiniz belki. Benim de ilk okuduğum kitabı Antabus'tu ve böyle beni böyle vurmuştu beynimden. Öyle söyleyeyim. Çok çok iyi bir kitaptı. Yaşadığınız hayatla ilin ilintili olması, çoğumuzun hayatında bulabileceği şeyler anlatıyor olması ve toplumsal gerçekliklere ışık tutuyor olması, özellikle kadının toplumdaki yeri, kadına yönelik şiddet vesaire gibi konuları bir kurgu bağlamında işliyor olması Sera Yşayneri benim gözümde çok önemli kılıyor. çok sıcak bir dili var. Tamamen böyle sansürsüz bir Türkçe diyebilirim. Bizim günlük hayatta kullandığımız dili almış kitabı entegre etmiş, monte etmiş. Bu beni çok etkiledi. Toplumsal olayları sorguluyor oluşu, korkusuzca yazıyor oluşu, özellikle kadın anlamında ee, çok çok iyi bir yazar. Çok çok iyi bir kalemi var. Sera Şahin'in son çıkan kitabı hemen çıktığı gibi aldım. Ülker abla da 2021 favorilerimden biri oldu benim için. VVV ve, ve, ve. Kaan Murat Yanık Uzakların Şarkısı kitabı 2021'de okuduğum kitaplardan biriydi. Roman olur kendisi. 1700 yıl 1700'lü yıllarda İstanbul'da geçiyor. Bir papağanın ağzından anlatılıyor. Ee, öyle ki bin, yani nasıl Osmanlı dönemindeki öyle değil mi? Evet. Osmanlı İstanbul'undan başlayıp işte e, sonra yıllar 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 atıyor beni çok etkilemişti ben zaten tarihi kurgu okumayı çok seviyorum tarihi romanlar okumayı çok seviyorum Kamurat Muratcanık'la bizzat tanışma imkanı buldum iki kere kitap fuarında imzaya geldi bu kitabım da e, imzalıdır ayrıca öyle söyleyeyim size evet imzalattığım kitaplardan bir tanesi eee Dünyasızları okuyacağım sırada çok merak ediyorum. Bu Timar'ı çok merak ediyorum. Okuduysanız yorum yapabilir misiniz? Kamurat Yanık seviyorsanız vesaire tavsiye ettiğiniz kitapları. Kamurat Yanık'la tanışma kitabımdı ama kesinlikle sonuncusu olmayacak. İlk kitabı beni böyle vurduysa bilemiyorum yani. Uzakların Şarkısı 2021 favorilerimden bir tanesi. Tarihi kurgu okumaktan hoşlanıyorsanız muhakkak okumalısınız diyorum. Ve bir diğer yazarla tanışma kitabı Mishima. Japon Edebiyatı'nın önemli e, milliyetçi yazarlarından bir tanesi. E, Japon Yukio Mishima. Yani bu Haruki Murakami nasıl e, modernse bu da bir o kadar gelenekçi bir yazar. Mishima, Japon Edebiyatı'nın. denizi Yitiren Denizci de e, benim yine Can yayınlarından modern klasiklerden çıkmış olan bir kitabı Deniz Yitiren Denizci okuduğum çok çok iyi kitaplardan bir tanesiydi ee, insanı düşündüren hayat sorgulatan e, Japonya hakkında bilgiler edinmemizi sağlayan bir kitaptı ee, Mishima okumadıysanız Mişim Aile tanışmanızı tavsiye ederim ve yine ben tarihi kurgu çok okumuşum bu arada İhsan Oktay Anar'ın bu sanırım 2021'in okuduğum ilk kitabıydı evet ve kendisine aşık etti beni e, Puslu Kıtalar Atlası birçok birçok kişinin aman çıktı bu da birçok kişinin e, favori listesine yer alan bir kitap ben biraz geç tanıştım İhsan Oktay Anar'la Puslu Kıtalar Atlası hala hatırladığım hala zaman zaman içinde içinden bir şeyler bulduğum bir kitap e, yani nasıldı falan diye e, düşündüğüm bir kitap uzun İhsan Efendi'nin Hayatını anlatıyor Pusluk Kıtalar Atlası çok enteresan konular var içinde yine Osmanlı döneminde geçen bir kitap ee, çok güzel mesajlar vermiş derin derin ve ince ince ee, bence muhakkak okumanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum yani e, benim gibi tarihi kurgu seviyorsanız İhsan Oktay Anar yani altını çize 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 belirtiyorum mutlaka okumalısınız çok çok iyi çok çok iyi bir çok sağlam bir kalem. Evet ve benim iletişim yayınlarından çıkan bu kitabı 2021 favorilerimden biri oldu yine. Böyle çeşitli edebiyatlar, dünya edebiyatları okumuşum farkındaysanız. Bacağım şöyle düzelteyim evet. Şimdi fantastik de okudum evet fantastik de okuyorum. Yani şöyle genç yetişkin okuyorum. E, dünya edebiyat okuyorum. Türk edebiyatı okuyorum. Modern, modern klasik okuyorum. Geleneksel klasik okuyorum. Hepsini okuyorum. Yani benim bir tarz bir tür tercihim. E, bilim kurgu daha az okuyorum. Onu fark etmişsinizdir. Bilim kurgu daha az okuyorum ama fantastik okuyorum, distopya okurum. E, klasik okurum, Türk edebiyatı okurum, yakın geçmiş okurum. Ee, çok geçmiş okurum, okuyorum yani hepsini seviyorum bu da Hava Uyanıyor serisini bu e, 2021 yılında bitirdim Hava Uyanıyor serisinin ilk kitabı Hava Uyanıyor Elize Kova ee, bu kitap bu seriyi de tavsiye ediyorum çok güzel bir seriydi ee, yani fantastik okumayı sevmiyorsanız ya da henüz başlamadıysanız bu seriyle başlamanızı tavsiye ederim çünkü gerçekten e, çok keyifli bir seri yani mesela bu kitabın sonunu bitiriyorsunuz ya diyorsunuz ki Allah'ım yani ara vermeden ikinci kitaba başlamalıyım falan dedirten bir seri dikkat ederseniz konularından çok bahsetmiyorum sadece yani türlerini belirtiyorum ee, o yüzden bence bu seriyi alıp okumalısınız. E, özellikle fantastik okumaktan hoşlanıyorsanız hala nasıl tanışmadınız bu, bu Hava Uyanıyor serisiyle e, alıp başlamalısınız diye düşünüyorum. Şunu şöyle kenara bırakayım. Evet. Ve bir diğer favorilerim, favorimden biri e, de Sabri'nin ölmüş bir kadının evrakı metrukesi. Yani ölmüş bir kadının günlüğü. Burada ee, kızımız Fikret var baş karakterimiz ve onun yaşadığı karşı, yani karşılığı olan ama imkansız bir aşk anlatıyor. Osmanlı döneminde geçen hikayede ee, aşktan hasta olunuyor, kafa üşütülüyor, yasaklara düşülüyor hatta ölünüyor bile. İnsan diyor ki günümüzde böyle bir aşk var mı yani kaldı mı nasıl yani falan diyorsunuz. İnsan e, aşık olduğu için ve kavuşamadığı için hasta olur, e, delirir, yataklara düşer mi ya da bu ölüme kadar gider mi diye beni beni sorgulattı açıkçası. Beni çok etkiledi e, Güzide Sabri'nin Fikret ağzından yazmış olduğu günlük e, çok çok güzeldi bu kitaba bir şans vermelisiniz. Benim 2021 favorilerimden biri. Yine bir seri geliyor. Kağıt Prenses serisi. İlk elime aldığımda fantastik zannettiğim bir seriydi. Benim arka kapak okuma gibi gibi ee, bir şeyim yok nedense alışkanlığım diyeyim. Kağıt Prensesi e, şi, herhalde şey diye, e, nedir o? Fantastik diye başladığım bir seri ama hayır. Amerika'da geçen, e, çok zengin bir ailenin hayatını anlatan e, bir seri. Ella Harper adında bir genç kızımız var. Annesi striptizci. E, babasını tanımıyor. Yıllar sonra, annesi öldükten sonra kendisi striptiz, striptiz yaparak... Bir de zor kelimeler seçiyorum bugün. Striptiz yaparak hayatını sağlamaya çalışıyor. Annesinin kimliğini kullanarak ama sonra babasının arkadaşı bir gün geliyor ve onu e, kendi evlatlarıyla e, birlikte büyütme kararı verdiğini söylüyor ve Elan'ın hayatı değişiyor böyle bir seri. Sonra işine aşk, giriyor, entrika giriyor vesaire vesaire. Kağıt Prenses serisi de bu senenin favorilerinden bir tanesi oldu. Ve yine yeni bir yazarla tanışma kitabım. Cümle Göğün Mavisi. Ayhan Koç'la tanıştığım kitap. çok da iyi yaptığım bir kitap. İyi ki de aldım. iyi ki de okudum. İyi ki de Ayhan Koç'la tanıştım dediğim bir kitap. Cümle Göğün Mavisi benim açımdan 2021'in en en iyilerinden biriydi. yine modern edebiyat İtaki yayınlarından çıkmış modern edebiyat modern Türk edebiyatı e, kitaplarından bir tanesiydi yine kitapta bir yazarımız var Fevzi Durukan e, Fevzi Durukan'ın hayatını anlatıyor sanki bana böyle Ayhan Koç kendi hayatından bahsediyormuş gibi geldi okurken çünkü biliyorsunuz kendisi de yani bu kitabın yazarı e, bir türlü tutunamayan bir yazar Fevzi Durukan ondan bahsetmiş onun hayatından evliliğinden e, yaşadığım. yaşadığı e, hayal kırıklıklarından vesaire ee, anlatım o kadar güzel ki kitabı böyle çeviriyorsunuz, 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 devamlı okuyorsunuz falan. Öyle bir kitap. Ee, Cümle Göğün Mavisi beni e, okuduğumda mutlu eden kitaplardan bir tanesiydi. 2021 favorilerime de bu nedenle girdi. Ayhan bak sizi kaç tane yazarla tanıştırdım değil mi? Henüz okumadığınızı düş Yani eğer okumadıysanız mutlaka okumalısınız dediğim yazarlar bunlar. Ayhan Koç Cümle Göğün Mavisi favorilerimden bir diğeri. Ve yine yeni tanıştığım bir yazar eli Wiesel ee, Gece Ben İkinci Dünya Savaşı, Nazi Soykırımı, Yahudilerin Hayatı bu tarz konuları okumayı çok seviyorum. Çünkü yaşanmışlık olduğunu biliyorum. Yani gerçekten yaşandığını bildiğim için beni ayrıca etkiliyor bu tarz kitaplar ve e, içimi böyle bir tuhaf yapıyor. Ee, sizin de öyle mi bilmiyorum. gözlerim dola dola okudum. Yine İkinci Dünya Savaşı'nda geçen bir ee, kitap şöyle, bu kitap gerçek. Gerçekten yaşanmış. Yani o kurguların hepsi zaten yaşanmışlıklar üzerine yazılan kitaplar ama Elivisel El gerçekten yaşamış bir adam ve bu olayları gerçekten yaşamış bir adam. Yani 1944 yılında ailesiyle beraber Auschwitz şey ardından bir Kenoya gönderilmiş. Henüz 16 yaşında. Orada annesini, babasını, kardeşlerini kaybetmiş. Ama kendisi sağ çıkmayı başarmış bir adam. İnsanlığından utanıyor insan. Bu kitapları okurken, bu tarz kitapları okurken. Yani diyorsunuz ki ben ne biçim bir dünyada yaşıyorum. Bunlar ne biçim insanlar. Bu yaşananlar gerçek olamaz. Koridor yayınlarından çıkan bu kitaba tüm insanlığın okutulması gereken bir kitap denmiş. Kesinlikle eğer meraklıysanız 1986'da Nobel Barış Ödülü alan bir kitap ayrıca bu ve Wiesel aynı zamanda Boston Üniversitesi'nde Fahri profesör ünvanıyla ders veren bir adam yani çok değerli bir kitap gece böyle tüyleriniz ürperecek böyle kanınız çekilecek okurken e, ben gözyaşlarımı tutamamıştım bu kitabı okurken eee bence kesinlikle gerçek bir yaşam öyküsü diyor. Adam başından geçenleri kaleme dökmüş yani. Hepsi bu ve ee, okurken diyorsunuz ki ya bunlar keşke kurgu, kurgu olmalı yani. Kurgudur herhalde diyorsunuz ama maalesef yaşanmış. Maalesef. Ve bir diğer favorim Colin Hoover birkaç yazarı söylerken e, diyorum aşkımız sorgulanamaz. Colin Woodward onlardan bir tanesi benim için. Colin Woodward aşkımız sorgulanamaz. E, bizimle başladı, bizimle bitti kitabı ve Her Kalp neydi? Her kalp kırılır. Okuduğum bu sene okuduğum diğer bir kitabı. İkisi de efsaneydi. Çok güzeldi. Bizimle başladı, bizimle bitti yine bu senenin eee favorilerine girdi. Lili'nin Lili acı dolu yaşam öyküsünü anlatıyor kitap. Colin Hoover da çok hayatın içinden yazan bir kadın. O yüzden yazdıklarını seviyorum. Bizim de başladı, bizim de bitti de. Ee, favorilerimden biri oldu. Süpürge buraya doğru geliyor. Umarım sesi gelmiyordur. Ee, John... Ne, ne John'u ya? Josh ve Hazel'in sevgili olmama rehberi. Çok tatlı kitap çok tatlı bir kitaptı. Bu kadar ağır kitabın üzerine mesela Caş ve e, Hazelin sevgili olamama rehberi bana ilaç gibi gelmişti. Çok tatlıydı. Çok severek okudum. Hazelin böyle ağzını, burnunu yumurasım geldi. Çok güzeldi. E, böyle çerezlik, çerezlik olanların en iyisi olanlardan bir tanesi kitabın e, tavsiye edici nedenlerimden bir tanesi bu. O yüzden e, tavsiyemdir. Alın, okuyun. Ve Elena Ferrante Aşkımız Sorgulanamaz dediğim yazarlardan bir tanesi de Elena Ferrante kesinlikle. E, yetişkinlerin Yalan Hayatı bu senenin favori, favorilerine girdi. Biliyorsunuz Napoli romanları serisi var. Onu da yıllar önce okumuş ve bayılmıştım. Elena Ferrante'nin Yetişkinlerin Yalan Hayatı'da da e, okuduğum yazını okumuştum. Çok iyi kitaplardan bir tanesiydi. Size şöyle söyleyeyim. Elena Ferrante okurken yanınıza bir kağıt kalem alın ve karakterleri not edin. Çünkü o kadar çok karakter kullanıyor ki sonrasında unutuyorsunuz bu kimdi ya falan diyorsunuz ama ona rağmen harika işler yaratıyor Elena Ferrante bu senenin e, yine favori yazarlarından bir tanesi ve sahilde kafka Haruki Murakami'nin bu sene okuduğum yine bir diğer kitabı Koca Tuğla e, iki bitirdim bu kitabı sahilde kafkayı artı e, 18 seneleri var evet ama kesinlikle siz etkilemiyor çok çok güzel bir kitap sahilde. Ya yani bu adam uçmuş. Yani Haruki Murakami farklı bir kafası var ve farklı bir şekilde yazıyor. Yani düşünceleri farklı. Ee, kesinlikle pişman olmazsınız. Doğan kitaptan çıkan bu kitabı sahilde Kafka'yı alıp okumalısınız. Kitaplığınızı eklemelisiniz. Kitaplarınızın baş köşesinde durmalı Murakami. Ee, sahilde Kafka'yı okuyun. Benim de favorilerimden illerinden biri. işte Ve son olarak şu an elimde olan okuduğum tuğla. Monte Cristo kontu 1. Monte Cristo kontu da şu an kaçtayım? 370'lerdeyim. E, 700 sayfa bir kitap. Bu, bu akşam bitirebilir miyim bilmiyorum ama 2 gün içinde bitirebileceğimi düşünüyorum. Bu da 2021'de biteceği için şimdiden favorilerime girdi. E, Monte Cristo kontu. Ee, muhteşem bir intikam hikayesi Muhteşem bir arkadaş harcama hikayesi mm, Muhteşem bir e, Ne diyeyim yani muhteşem muhteşem işte Hepsi öyle Monte Cristo kontunda e, Yani ders alınacak o kadar çok şey var ki İnsanlara güvenmeyin mesela Ya da güveneceğiniz birkaç insan sayısı Bir iki geçmesin gibi mesela Ya da herkese güvenmeyin gibi falan Monte Cristo Kontu, Alexander Duman'ın e, efsane klasiklerinden biri. İkinci cildini de muhtemelen 2022'ye kalacak. Evet, efsane. Bunu da tavsiye ediyorum. 2021 favorilerim böylece son ermiş bulunuyor. Güzel kitaplar e, tavsiye ettiğimi ve enlerimin güzel kitaplardan oluştuğunu düşünüyorum. E, bugünlük bu kadar diyorum. Herhalde 2021'in son videosu bu, olur mu? Bakayım. Evet son çünkü Ocak ayı şöyle 2022 okuma planımı yani en azından okuyacağım klasikleri Ocak ayında çekeceğim videoda gösteririm sanırım ee, 2021'in son videosundan 2021 yılı favori kitapların videosundan ee, şimdilik bu kadar hepinize mutlu bir ee, yılbaşı diliyorum. Umarım 2022 çok güzel e, şeyler getirir bize. Unuttuğumuz güzellikleri geri getirir. Sağlıklı, huzurlu, mutlu oluruz. Şu korona illeti gider. Çünkü bu sene ben de çok çektim. E, ben de çok sıkıntılar yaşadım. Herkes mutlu olur. Bol okumalı, bol e, keyifli günler yaşarız diye düşünüyorum. Mutlu yıllar. Herkese keyifli okumalar. Hoşçakalın. Bu arada beni takip edin ya. Ne olur sanki. Bay bay.